Köklü değişiklik mecliste. Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçilecek. Tatilden sonra meclisin ilk gündemi belli oldu. AK Partili kurmaylar sosyal güvenlik sisteminin son ekonomik olaylardan dolayı sıfırdan ele almaya karar verdi. EYT düzenlemesi, ekonomik zorluklar sebebiyle ödenmeyen primler, çalışan cemekli sayısı arasındaki dengesizlik, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için çalışmalar başlayacak. Kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının yeniden artırılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlıkları sırasında AK Parti içinde de sosyal güvenlik sisteminin sıfırdan ele alınarak tüm tartışmalı konularda yeni adımların atılması kararlaştırıldı. AK Parti'de ve hükümet nezdinde bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Ancak AK Partili kurmayları sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Emeklilik sistemi ile ilgili başlıklar var, intibak meselesi var. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de şu anda 1 emekliye karşılık 1,5 çalışan var. Bu haliyle sistemin döndürülmesi çok zor şeklinde bir değerlendirmede bulundular. Meclisin Ekim ayında açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara başlayacak. Ayrıca, AK Parti'nin en önemli seçim vaatleri arasında yer alan esnafın emeklilikteki 9.000 prim günü şartının 7.200'e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerinde yeni dönemde gerçekleştirilecek bu çalışmaların bir unsuru olacağı öğrenildi.